Lehuma, ma fi semawati ve ardi ve ma beynehim beynehuma ve ma tahta sera. Göklerde olan, yerde olan, yer ve gök arasında olan ve yerin dibinde, derinliklerinde olan. Ne varsa hepsi Allah'tır. Tam şimdi mükemmel. Hiçbir yer kalmadı yani açıkta. Burada peki kimindir bunlar diye sorarsa mesela bunlar her şeye gücü yeten aziz bir Allah Allah'ın öyle demiyor bu kadar kimindir yerde ve göklerde olan dedikten sonra verdiği cevap merhametli olmayı kendisine zorunluluk olarak yazan Allah'a İstanbul okulundan herkese merhaba sevgili seyirciler sevgi ve ruhun ahlakını konuşacağız konuğumuz profesör doktor Şaban Ali Düzgün Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkürler. Sevgi ve ruhun ahlakı dedik başlığımıza, ama hocam ahlak kelimesini kullanıyoruz da ruhun ahlakı tamlaması olarak pek kullanmıyoruz. Ruhun ahlakı ne demek, nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ruhun ahlakı kelimesi çok yeni görünüyor, ama İbn Rüşd tarafından kullanılmış bu. Ruhu harekete geçiren yani insanın bedenini değil de ruhu daha soft bir yapıyı harekete geçiren hikmet, şecaat, itidal ve adalet kelimelerinin sebep olduğu, meydana getirdiği ahlaka, ruhun ahlakı adını vermiş i̇bn Rüşt. Bu kadim bir kullanım. Arkada çok güçlü kelimeler var. Onu, ruhun ahlakı ve sevgiyi ben birleştirerek aslında diğerlerini harekete geçiren kelime de sevgidir diye ben İbn-i ile karşı karşıya kalsaydık derdim üstad aslında arkada daha organize eden daha güçlü bir kelime var. O kelimeyi mi koysak da sonra bunları koysak derdim ama e, fırsat olmadı, fırsat diyelim. olmadı, diye. <gülüyor> <gülüyor> olmadı diyelim. E, sevgi kelimesini tabii Türkçe'de bir sevgi, şefkat, e, muhabbet bunlar tanıdık kelimeler. E, tanıdık olmayan kelimeler de var meveddet mesela. Oysa o Kur'an'i terim olan Allah'ın isimlerinden bir tanesine de kök sağlayan ana kelime meveddettir. Vedud Allah'ın isimlerinden bir tanesidir. Seven ve sevdiğini gösteren. Bu gösterme bazen rızık vererek, bazen lütfederek olur. Muhabbet dediğimiz sevgi, muhabbet kökü habbeden gelir. Türkçe'de kullanılır aslında, şiirlerde vardır. Habbe tohum demek muhabbet içte tutulur. Muhabbet dediğimiz sevgi hissidir, duygularda hissedilir, yaşanır ama dışarıya taşmaz. Yani ben size muhabbet duyarım ama size çıkarıp bu muhabbetin karşılığında yüklü miktarda mesela bir yardımda bulunmam. Meveddet öyle değil. Meveddet ben size meveddet duyuyorsam onu dışarıya da taşırırım. Dolayısıyla Allah'ın e, muhabbetinden değil, meveddetinden bahsedilir. Bu iki kelime arasındaki farkı ortaya koymak için e, önce bir etimolojik tahlil yapmak gerekirse bunu söylememiz gerekir. E, muhabbetin kökündeki habbe, hububat Türkçede kullandığımız. Bu ben bu tür semantik tahlilleri çok seviyorum. İzleyenlerimizin de düşünmesini isterim üzerinde. Mesela hububatın çekirdeği, özü o beyazlık. Bunu düşündüğünüz zaman bütün hububatın, mahsulün yuvasıdır aslında oradaki tohum. Yani tohumda yuvalanır her şey. O bunu biz insan dünyasına transfer edersek nasıl bütün hububat o habbede, çekirdekte yuvalanırsa insanın yuvası neresidir? İnsanın yuvası anasının rahmidir. Yani ilk yuvamız bizim ana rahmidir. Dolayısıyla muhabbet kelimesinin eş değeri rahmettir. Yani rahmetin içerisinde de sizin dışınızdaki nasıl anneniz size muhtaç olduğunuz bir zamanda eliniz ayağınız tutmazken bebek ya da anne karnında cenin vaziyetteyken nasıl bir bize yuvalık yaptıysa yaşamda muhtaç olanlara bir yuvalık yapabilirsek biz muhabbeti o rahmeti göstermiş oluruz. Kelimeler arasındaki bu geçişkenliği doğrudan dış dünyaya ve insan ilişkilerine yansıtmak gerekiyor. Bunu bizim Farabi, Kindi gibi büyük isimlerimiz, filozoflarımız tartışmışlar. Mesela Kindi, Allah'ın alemi yaratmasının arkasındaki itici güç sevgidir diyor. Sevdiği için. Yaratmayı sevdiği için oradaki sevgi kelimesini rahmet olarak kullanıyor. Ben ağırlıklı olarak sevgiyi, şefkati, muhabbeti, meveddeti içine alacak şekilde rahmet kelimesini tercih ediyorum. Kur'ani bir terimdir. Mesela şöyle bir soru sorulur Allah'la ilgili diyor ki sor bakalım diyor. Yerlerde ve göklerde olan kimindir? Şimdi yerlerde ve göklerde olan yerlere ve göklere hükmeden ikisi arasındaki hatta bir ayet-i kerimede geçer çok etkilenirim o ayet okuyunca lehu ma fi's semawati ve ardi, ve mah بينهم ve hem göklerde olan yerde olan yer ve gök arasında olan ve yerin dibinde derinliklerinde olan ne varsa hepsi Allah'ındır. Tamam? Şimdi mükemmel. Hiçbir yer kalmadı yani açıkta. Burada peki kimindir bunlar diye sorarsam mesela bunlar her şeye gücü yeten aziz bir Allah mı? Öyle demiyor. Bu kadar Kimindir yerde ve göklerde olan dedikten sonra verdiği cevap merhametli olmayı kendisine zorunluluk olarak yazan Allah'ın. Yani Allah kendisine merhametli olmayı varlıklara karşı merhametli olacağını kendisine farz kılmıştır. Şimdi ketebe, Ala, fiili Arapçada mesela Kütübe aleyküm ıyağm size oruç farz kılındı. Allah kendisine bir şey farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ketebe ala nefsihi Allah kendisine er Rahmeti, merhametli olmayı kendisine farz kılmıştır. Ya da başka ayetlerde var. Peki hocam bu kadar rahmetinden bahsediyoruz. Allah'ın kendisine bunu farz kıldığından bahsediyoruz ama Allah'ın da gazabı var bir de bunu da biliyoruz. Bunu nasıl görmemiz gerekiyor? Yani doğru ama gazap dediğimiz yani öfke, adaleti gerektiren yani ceza vermeyi gerektiren bir durum varsa dışarıdan kaynaklı. Bu tıpkı şuna benzer bir anne düşünün. Anne çocuğunu gece gündüz ilgileniyor, bakıyor, emziriyor, dokuz ay karnında taşırıyor, taşıyor. Her şeyi çocuk için yapıyor. Aynı anne çocuğu cezalandırmak için odaya kapatıyor. Nasıl olur? Merhamet, o bakma, bakım, özen gösterme annenin doğasında var cezayı gerektiren durum yani çocuğun cezalandırılmasını gerektiren kötü bir davranış dışarıdan kaynaklı. Ve onun adalet gereği o çocuğun onu öğrenmesi lazım ki kötü bir davranışın bir karşılığı var. Dolayısıyla şimdi Allah aynı zamanda gazap duyuyor. Aynı zamanda cezalandırıyor. Neden? Çünkü cezalandırılmayı gerektiren davranış sergileyen varlıklar var, insanlar var. Bu gazap dediğimiz dışarıdan kaynaklıdır ve sürelidir. Suçun oranına kadar cezasını çeker ve olay bitmiştir. Onun için cennetin ebedi olduğu, çünkü Allah'ın kendi merhameti onun zatındandır ve zatından bir şey eksilmez. Zati olan ebediyen devam eder, o merhameti gereği cenneti var eder ve bütün insanlar orada ebediyen vardır. Cehennemi ise aynen bir çocuğu geçici olarak odaya koymak gibi düşünün. Cezasını çeker ve çıkarırsınız. Ama dünyaya dönmüyoruz. Neden terbiye ediliyoruz o zaman? Bu yapılan eylemlerin karşılıksız kalmayacağına dair duygunun ve düşüncenin doyurulmasına yönelik bir uygulamadır. Bu şöyle de düşünebilirsiniz. Hukuk psikolojisi diye geçer bu. Mesela ağırlaştırılmış müebbet hapis diye kayda aldığınız ceza affı olmayan bir cezadır. Şimdi bunu bilen birisi onu gerektiren suça yöneldiği zaman düşünür. Bunun affı yok. Ben hapishanede öleceğim. Dolayısıyla ben Değmez buna diye cayabilir. Yahu ağırlaştırılmış mı? Çok ağır değil mi hocam? Aslında hukuk psikolojisi caydırmaya dönüktür. Ebedi cehennem vurgusu, ebedi kalır kalmaz ben ebedi olarak kalacağını düşünmeyenlerdenim. Cezasının karşılığını çektikten sonra Allah nasıl takdir eder? Kendi tasarrufudur ama cezasının karşılığını orantılı bir şekilde çektikten sonra cehennemdeki azabın sonlu olduğunu düşünüyorum ben Deniz. İbn Arabi gibi düşünüyorum o konuda. Ama insanı caydırır mı cehennem azabı o vurgu caydırabilir. Dolayısıyla bu hukuk psikolojisi tekniği açısından da bakmak lazım buna. Ama nihayetinde rahmetim gazabımı geçmiştir, kuşatmıştır. Ayeti kerimesinin bize vermek istediği bir mesaj vardır. Yani onu da dikkate almak lazım. Dolayısıyla şimdi ta bizim bahsettiğim mesela kindinin o söylediği daha evreni yaratırken Allah'ın arkada itici güç olan, yaratmaya sevk eden temel güdü diyelim, bizim açımızdan o temel güdü nedir diye sorarsan, verdiği cevap yaratmaya olan sevgisidir, merhametidir. Bu yaratma sevgiyle başladığı için daha çok toplum felsefesi, toplum teorileri kuran Farabi, insanlar arasındaki ilişkileri kuran anahtar terim rahmettir der, sevgidir der. Yani kuruluşu sevgi ve merhametle, devamı sevgi ve merhametledir bu toplumun. Bizim felsefemiz, düşüncemiz bu rahmet kelimesini varlığın yapısına, mayasına bir şekilde yerleştirmeye çalışır. Ayet-i kerimelerde bunu besler. Ayet-i kerimelerde inananlar ve o in imanlarının zorunlu sonucu olarak iyi amellerde bulunanlara Allah onlar arasında bir meveddet kurar. Seyyac'alu lehum errahmanu Allah iyi amel eden, iyilik yapan, insanlar arasındaki ilişkide kurucu unsur olarak bu iyi ameli gören insanlar arasında rahman meveddet bağı Kurar. Toplumu düşünebiliyor musunuz? Şimdi daha bu tarafa yaklaşınız. Thomas Hobbes'ın evet. sorusu. Ya bir arada yaşayan insanların organize eden anahtar kelime nedir? Çıkardır der. E aynı soruyu Farabi'ye soruyorsunuz. O da bir toplum teorisi geliştiriyor. Bir arada yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri organize eden kelime nedir? Verdiği cevap meveddettir. Sevgidir, rahmetli, merhamettir. Kur'an'ın Allah'ın varlıklarla olan ilişkisi yatay düzlemde insanlar arasındaki ilişkiye rengini veriyor. Şimdi onun için bu müthiş bir ödül de getiriyor. Yani şimdi sevgiyi duydu mesela sevmediğiniz o ana kadar aranızdaki kin, öfke, düş bir şekilde sıkıntılı olduğumuz bir adamı affettiğinizde bakın af rahmetin, merhametin, sevginin en soft, en yumuşak, en rafine, en zirve halidir. Ve affın ilk ödülü kişinin kendisine döner. Karşıdakine değil. Affettiğiniz anda içinizden neyi boşaltıyorsunuz? Nefreti, kini. Yani orada olmaması gerekenleri çıkarıp atıyorsunuz. Böyle düşünün. Bu, bu, bu gerçektir. Gerçek ama çok zor değil mi hocam? Zor olanı aslında zor olan insan kalitesini, insanın kalitesini ve kalibresini, çapını ölçen aslında bu tür sınır deneyimi dediğimiz sınır deneyimi yaşatan olaylardır. Yani sizin en yakınınızı, çocuğunuzu, ananızı, babanızı, kız kardeşinizi neyse katleden birisini ben affettim diyeceksiniz. Bu zor. Peki Kur'an-ı Kerim diyor ki bir katile üç şekilde muamele yapılabilir inisiyatif alanınızda. Bir, öldürülmesini isteyebilirsiniz. Kısasa kısas diyebilirsiniz. İki, hayır öldürülmesini istemiyorum. Tazminat istiyorum ben, ihtiyacım var. Tazminat versin, kan parası, diyet ödesin diyebilirsiniz. Üçüncüsü, affedebilirsiniz. Peki soru şu, Allah hangisini öneriyor? Allah affetmeyi öneriyor. ha Anlıyoruz ki Allah olmak, Allah olmak çok istisnai bir şey, olmayacak bir şey yani tamam mı? Allahlık bizim kolayca seçeceğimiz insan olarak kolayca seçeceğimiz nedir? Öldürürsün kardeşim. Oysa uluhiyet, Allah olmak bizim için en zor olan dediğimizi seçiyor ve bize de onu öneriyor. Bu çok zor olduğunu biliyorum ama Ku'nü Rabbani ayetini ben hep şöyle anlamışımdır. Ahlaki anlamda, ahlaki anlamda kuracağınız dünyada Rab gibi davranın. Rab gibi davranın. Önerdiği de odur. Şimdi sınır deneyimi dediğimiz o insanın sınırlarını gerçekten aşan. Bizde doktora yapan bir e, İran'da öğrencimiz sevgili Babek af üzerine çalışıyordu. Hı. Ve İran'da ölüm cezasına çarptırılan insanların kimi öldürdüyse onun yakınlarıyla görüşerek affedilmelerini sağlamaya çalışan bir ekip kurmuşlardı. İşte bir kadın hatırlarız son anda çocuğunu öldüren birisine bir tokat attı ve affettim seni dedi. O kadının o çocuğu... E, affetmesi için çok uğraştı Babek ve ekibi. Ve sonunda kadın bunu yaptı. Kadının söylediği şu, affettim o tokatı atıp da affettim seni. İdam sehpasından aldılar adamı. Bunu dedikten sonra diyor benim içimden diyor o bahsettiğim öfke, bağışlamama, kin, nefret hepsi içimde tutulmuşlar yani böyle. Onların birden akıp gittiğini, dışarı taştığını ve rahatladığını hissettim diyor. Şimdi bu müthiş bir şey. Allah bir şeyi öneriyorsa ona güvenmek lazım. Bu çok zor onu biliyorum ama e, merhamet dediğimiz Allah'ın gufran sofrasına, bağışlama sofrasına oturacakların içerisinde bağışlayıcılar olacak yani birinci olarak. Bunu başkasından istediğimiz, beklediğimiz bir şeyi bizim yapmamız gerekir. Bunu yani şöyle, ta Yunan'dan beri üç kelime kullanılır. Biri çok tanıdıktır. İki saatta çok tanıdık herkese. Eros dediğimiz erotik de oradan geliyor. Cinsellik anlamında bir sevgi o bir tarafta duruyor. İkincisi filia dedikleri bir sevgiden bahsediliyor. Filia, filozofi, felsefe, hikmet, bilgi, sevgisi, insan sevgisi vesaire oradan gelir. Bir de agape diye bir kelime var ilahi olana duyulan sevgi. Şimdi ilahi olana duyulan sevgi agape aslında bu rahmete ve rahim olana yakın olan sevgidir. Allah'tan merhamet bekleyenin onun yaratıklarına rahmet göstermesi beklenir. En basiti girişte söylediğimiz o muhabbetteki habbe tohum nasıl bütün hasılatın, hububatın, mahsulatın özü ise bilmemiz lazım ki bizdeki ismi, muhabbetin, sevginin, merhametin, o rahim olma, yuva olmanın da bir e, beklediğimiz iyiliklerin dışarı taşıyacak olan iyiliklerin. Aynen anne rahminden çıkan bir çocuk gibi bir rahimden iyilik çıkmasını istiyorsanız ona gerçekten rahimlik yapmanız lazım. Yani aynen Allah'ın rahim olması gibi. Bu Sadece hissedilen, duyumsanan bir şey değil. Rahman ve Rahim arasındaki fark öyle konulur. Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde Rahman Allah'ın seven, bağışlayan sıfatıdır. Rahim o bağışlamanın fiili olarak dünyada kendisini göstermesidir, taşmasıdır yani. Taşar bu bir, bir anlamda felsefedeki sudur, taşma teorisi gibi yani. Allah sever ama sevgisini gösterir. Nasıl taşar, nasıl gösterir? Rızık verir mesela yaratır mesela lütfeder mesela dinler sizi mesela destek nasıl olduğunu bilmediğiniz bir şekilde Allah öyle söylüyor. Nasıl olduğunu bilmediğiniz bir şekilde sizi görünmez ordularıyla destekler. Nasıl destekler? Onu ben bilmem. O onun bileceği bir şey. Ama bildiğim bir şey var. Onun gibi, onun istediği gibi. Yani buradaki ins onun nihayetinde varlıklar onun yarattıkları onun ya onun emaneti tamam yani bir insana muamele ettiğin zaman o onun Allah'ın bir kulu olduğunu ve bir kötülük yaptığın zaman aslında Allah'ın kuluna ona ait olan birisine kötülük yapıyor olduğunu düşünmek lazım yani bunu bunu bence biz 20 21. yüzyıl daha öncesi epeydir yani bu bağlantı kopmuş durumda yani bunu evreni mitolojiden arındırayım demistifikasyon denir. O mistik yapıdan aynı zamanda arındırayım derken biz bu dini e, metafizik vesaire duyguları da biraz e, sanki yonttuk, örseledik gibi geliyor. E, insanların aidiyetini, e, ırksal aidiyetlerini, kim işte ulusal aidiyetlerini, dini aidiyetlerini aşan tek bir aidiyet var. Hepsi Allah'ın kullarıdır. Yani siyahi olanı da öyledir. Budist olanı da öyledir. Cainist olanı da öyledir. Şimdi bu bu çok büyük evrensel bir bakış. Bu çok zor. Yani ulusal kimliklerin, dini kimliklerin her şeyi belirlediği bir çağda bütün kimlikleri aşan kimlik üstü, kimlik ötesi bir aidiyet, insanlık aidiyeti diye bir kategori yaratıp da herkesi onun içerisine koyup herkese bir tek eşit gözle bir bakayım demek aslında çok büyük bir e, kucağı gerektiriyor ki o büyük kucak işte insani rahimdir ve onun temel özelliği de herkes için aynen Allah'ın karşılıksız verme, rahim oluşunun gereği olarak onu taklit etmektir. En büyük sanat mimesistir, taklittir ve en büyüğü de en büyük olanı, en yüce olanı, en ya kibriya onun içinde olanı taklit edebiliyorsan en büyük sanatta bence odur. Ve Kur'an daha çok affetmeye yönelik bir teşvikte bulunuyor. E, affetmenin daha iyi bir haslet olduğundan bahsediyor. Ama bizim affetmeme gibi bir seçeneğimiz de var. Yani üç Doğru. seçenekten bahsettiniz. Kan parası, karşılık, intikam ve affetmek. Yani burada bir aralarında da fark olması gerekir diye düşünüyorum hocam. Siz ne diyorsunuz? Affetmemeyi seçen bir insanın e, seçmeyen insana göre nasıl bir farkı olur? E, affeden insanın ekstra bir karşılık bulunacağından bahsedebilir miyiz? Güzel. Yani bu o bir suçu işleyen, ağır bir suç işleyen kişinin cezalandırılmasını istemek yahut e, diyet kan parası talep etmek ya da affetmek üç seçenek aslında toplumların gelişmişlik standardına göre bence e, bir düzenlemedir. E, hala intikam hissi, öfkeyle hareket eden toplumlar birinci şıkkı tercih edeceklerdir. Onlar ona layıktır anlamındadır. Affetme bir erdemdir ve ancak erdemli toplumların başarabileceği bir şeydir ve bu üst bir idealdir, gösterimdir. Yani öyle bir toplum yaratınız, var ediniz ki diyor ayet-i kerime, öldürme talebi, kısas talebi veya da hazminat diye talebi hiç olmasın doğrudan, insan affedebilsin. Affedile affetmenin bu kadar egemen olduğu bir toplumda öldürmenin de olmayacağını kuran bilir. Yani öldürmeyi, katletmeyi aslında tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenlemedir bu. Ama Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Siz sorduğunuzun cevap diyor ki kim affederse onun Allah katındaki karşılığı da kendisinin affıdır. Çünkü biz biliyoruz ki vardı ya Hz. İsa zina eden bir kadının taşlanması için toplanmış Yahudileri görüyor. Rejim edecekler Yahudi inanışına göre. Müdahale ediyor. Herkes elinde taş bekliyor. Diyor ki ilk taşı günahsız olan biri atsın diyor. Bütün millet şok. Günahsız kimse yok. Hepimiz bir şekilde küçüğüyle büyüğüyle insanız ya yani çok basit. Bunu bunu böyle içimiz acıyarak söylemiyorum. İnsan insandır ve günah et, günah yapar. Yeter ki bu günah büyük günah olmasın. Büyük günah dediğimiz başka insanların hakkına, hukukuna tecavüz bile bile bunu yapmayalım. Diğer günahları Allah zaten küçük Büyük onları yaptığınız iyiliklerle biz yer değiştiririz, bağışlarız diye bir e, müjdeyi veriyor. Ama affeden insanların Allah katındaki karşılığı daha büyük bir aftır. Diyor ki bence bu büyük bir ödül ve teşvik. Evet. Gerçekten çok büyük bir ödül. Evet. Çok teşekkür ederiz evet, hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah elimizdeki taşı bırakanlardan oluruz. Ay, harika inşallah sağ ya. olun. Sevgili seyirciler sevgi ve ruhun ahlakından bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.